Üçüncü madde ve 16. maddeyi ikisini birlikte konuşmak isteyeceğim. Hiçbir şekliyle birbirinden farklı olmadığını sizlere izah etmek isterim. İkisinde olacak. Görüşme süresinde burada biraz müsaade ederseniz kullanmak istiyorum. İki ayrı madde için söylüyorum. Bu benzinliklerle ilgili Melik Gazi birinde de Koca Sinan. Değer Tespit Komisyonu'nun aldığı kararla peki uygun görülmüştür. Değerli hazır. Hepinizin malı. Kaç diye anlaştınız? Bilmiyoruz. Niye yok burada? Bu malın sahibi siz biziz. Niye yazmazsınız? 200 lira mı? 250 milyon mu? 300 mü? Bizim bilmek en doğal hakkımız. Size ilk iki verdiğim örneği şunun için verdim. Buranın iptal edilip yolu neyse sonra ihaleye çıkartılmalı. Plan tadilatını yaparız, 5'e düşürürüz. Sonra da bura alındığın iki katına gitmezse benim adım da Kazım değil. Niye değiştiriyorsunuz? 5 fazla verecek bir sürü adam buluruz en azından. İki katı olmasa da. Ben 3 ve 16. madde üzerinde söz aldım. Kusura bakmayın. Belki biraz intizam bozuldu. Çünkü üzülüyorum. Bu belediye kaynakları benim, sizin, Kayseri'mizin malı. En iyi ihale rakamına satmalıyız, onu da Kayseri'ye harcamalıyız. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hepimizin gayesi o Kazım Bey. Burada inşaat alanının da artmadığını göz ardı etmememiz gerekir. Başka beyanda bulunmak isteyen arkadaşım var mı? Sayın Başkanım, inşaat alanı artışı zaten bu 5 metreye çektiğinizde oluşur. Yani orada yapacağınız ticaret alanları emin olun sizin şu alacağınız karardan sonra uygulamada büyür. Pompa sayısı büyür, hiçbir şey büyümese de adedi büyür. Evet. Bu bizim malımız, teşekkür ediyorum. Başka görüşmüş mü, bildirmek isteyen arkadaşımız? Buyurun başkanım. Biraz önce gündeme getirilen konuyla ilgili benzinliklerin çekme mesafesi ve tahmin ediyorum 3 ay önceki meclis gündeminde fiyatlandırmasıyla ilgili meclis gündemi bilgilendirilecek sözü edildi ama kayıtlara girdi girmedi bilmiyorum. Ondan sonrasıyla ilgili bilgilendirme olmadı. Dolayısıyla kamuoyunda bu fesata, bu fitneye, bu dedikoduya fırsat vermeme adına bunların bir kez daha inceleme üzere meclisimize çekilmesiyle ilgili biz MHP grubu olarak teklif ediyoruz. Çünkü hassas bir konu olduğunu söylüyoruz. Tekrar ediyorum, bu konunun fiyatlandırmanın özellikle zaten buradaki önemli olan fiyatlandırma konusuydu. Bunun meclisimize bilgilendirilmesi gerekir diye bir görüş beyan edildi, kabul edildi. Ben hatırlamıyorum tekrar bu konunun meclis gündemine geldiğini. Dolayısıyla bunun önüne geçmenin doğruyu bulmaksa bu konunun tekrar çekilmesinin yolunu arayalım. MHP grubu olarak görüş beyan ediyoruz. Burada değer artışı miktarının ifade edilmesi de gerektiği ben de o kanaate vardım. Bu konu biraz daha kamuoyunda şey yapmadan, büyümeden komisyonumuz bu konuyu bir kez daha değerlendirmesini rica ediyoruz. Bu raporu geri çekip çekilmesi konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 4. gündem maddemiz.